Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum öncelikle. Bugün genel olarak bir günü değerlendirelim dedim. Bitcoin'in geçmesi gereken seviyeyi söyleyelim. Bir de HOT, VTT ve EOS'taki hareketleri değerlendirelim dedim. Şu an için genel olarak bir CoinMarketCap'e bakacak olursak toplam değerinin 2 trilyon 332 milyar dolar seviyesine ulaştığını görüyoruz. 24 saatlik değişiminde 100 milyar dolar seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Coin 360'dan baktığımız zaman Bitcoin'in 55.058 dolar seviyesinde olduğunu, %1,64'lük bir değer artışına sahip olduğunu ve dominansının da %45,94 olduğunu görüyoruz. Ethereum'un ise 3.612 dolar seviyesinde olduğunu ve %0,15'lik bir değer kaybına sahne olduğunu görüyoruz. Şu an Bitcoin'de bakacak olursak arkadaşlar, aşmamız gereken nokta, döndüğümüz nokta, bakın bir İki kez aynı noktadan döndü. Düzeltme yaptı burada. Tekrar şu an burayı zorluyor. Neresi? 55.252 dolar seviyesi. Eğer 7'deki mumu 55.252 doların üzerine atabilirse bize göstereceği diğer nokta 56.306 dolar olacak. Buradan yukarı yönlü hareketin sırasında. Şimdi 55.252 doları bizim aşmamız gerekiyor. İğne şeklinde aşarsa geriye tekrar çekebilir. Yani 7'deki mumu biraz hızlı hareket ettirip yukarı yönlü hareket gidecekmiş gibi yapıp geri çekerse o zaman bizi 54.159 dolara ilk etapta geriletir. Onun ardından da 52.422 dolar seviyesine atabilir. Dikkatli olmakta yarar var. Bu ikinci, üçüncü zorlayışı burayı 55.252 dolar seviyesini umarım burayı aşabilir. Tam dibinde kapatabilirse 55.252 dolar seviyesinde kapatabilirse 7'ye doğru bunun üstünde gövde mumunu yeşil atması durumunda yukarı yönlü hareketini devam ettirip 56.000'i aşması durumunda da 58.000 doları bize göstermesi mümkün BTC'nin. Gelelim diğer hareketli coinlerimize. Şimdi öncelikle BTT'ye bakalım. Arkadaşlar BTT 0,03181 doların üzerinde tutunmayı başardı uzun bir süre. Şu an gelebilmesi beklenen nokta 0,0054 dolar seviyesi. Buradan bir retest geri çekme yapabilir. Onun için 54,25'e doğru hareket ettiğinde dikkatli olmakta yarar var. %13,55'lik bir şu an değer artışı sahip. Şu an 0,04307'nin altında seyrediyor. 7'deki mumu bunun üzerinde atarsa bir daha çubuk şeklinde atarak yani 47'lere bile gösterebilir ama geri çekmesi durumunda 0,04470'in altına indirebilir. Burada bekleyeceğimiz bugünkü nokta 0,04307. Saat 7'deki mumu bunun üzerine çıkarmasını beklememiz gerekiyor. O zaman 0,04470 doları gözlemleyebiliriz. Ancak bunun altında yanından direkt kırmızı atarsa 0,0041 dolara kadar bizi ne yapabilir? Geriletebilir. Diğer bir coin'imiz CHZ. O gün söylemiştik 0,3489 dolar seviyesi önemli demiştik. Bunun altına atarsa gerileteceği noktayı da söylemiştik. 0,3296 dolar demiştik. Şu an 0,3296 doların burada bir destek buldu. Buradan yukarı yönlü hareket yapabilir. Ani bir şekilde 34,89'un üzerine çıkartmaya çalışabilir. Bizim için 34,89'un üzerinde gövde mumu atması durumunda 0,45'e doğru yolu var görünüyor CHZ'nin. CHZ maalesef kanser etmeye devam ediyor. Bir türlü bir çıkışını yapıp da bizi şöyle bir güldürmedi maalesef. Şimdi EOS'a bakalım arkadaşlar. EOS'ta bizim için en önemli kritik seviye 5,41 dolar seviyesi. Bunun üzerine atması durumunda bize göstereceği diğer nokta 7,40 dolar seviyesi. Şu an EOS alım noktasında, yani en uygun seviyede diyebiliriz. Buradan aldığımız takdirde eğer Bitcoin hareketlerini düzenli yapacak olursa biz ilk etapta 7,40 doları, ardından 8,88 ve 10,20 dolarları sırasıyla gözlemleyebiliriz. Bugün için beklememiz gereken nokta nedir EOS'ta? EOS her zaman parlak olan bir coin, yani kullanımı olan bir coin. Bu nedenden dolayı da EOS'un
her zaman işe yarayacağını düşünüyorum. Aynı AVAX gibi ileride ani hareketlerle çok yükselebileceğini düşündüğüm bir coin. İnşallah uzun vadede tutabilenler varsa ellerinde kar alırlar, zarar etmezler diyelim. Bugün bekleyeceğimiz nokta arkadaşlar 4.86-9 dolar seviyesi. Bunun üzerinde gövde mumu atması gerekir ki 4.99 dolar seviyesini bize gösterebilsin. Eğer buraya kadar gövde mumunu kapatabilirse 7'de sonrakini yeşil atarak bize çok rahat 4.99'u gösterebilir. Temkinli olmakta yarar var. Bugün %2.11'lik bir artışa sahne oldu. Bir ara çıkışını hızlı yapıyordu ama bir geri çekilmeyle karşılaştı. EOS gidebilecek coinlerden bir tanesi. Umarım devamı gelir. Bugün 4.86-9 dolar seviyesinin üzerinde tutunmasını beklememiz gerekir. Eğer altında tutunursa 4.76-4 dolar seviyesi bizim diğer bekleteceği nokta olur. HOT'a bakalım. HOT'ta ani çıkışlar, birden hareketler yapabiliyor. Evet, HOT'ta önemli olan seviye şu an için 0.01030. Bu seviyeyi bize göstermesi lazım ki 0.1073'ü gösterebilsin. Düşmememiz gereken nokta arkadaşlar 0.09873 dolar seviyesi. Bunun altına inmemesi gerekir. HOT ani hareketler, çıkışlar yapabilir ama mutlaka geri çekebiliyor. O yüzden hani kar gördüğümüz yerde yeterli diyorsak almakta da yarar olduğu kanaati taşımaktayım. Diğer görebileceğimiz bizim nokta neresi? 0.012 dolar seviyesi. HOT'un diplerde diyebiliriz, aynı şekilde HOT'un çıkabileceği, daha önce geldiği seviyeler biliyorsunuz 0.031'lere kadar çıkmıştı. Şu an için 2x potansiyeli bulunuyor. Piyasa eğer toparlanırsa, Bitcoin buradan da geri çekmeyip yukarı yönlü hareketini devam ettirirse HOT'ta, BTT'de, EOS'ta biz ani hareketleri CHZ'de gözlemleyebiliriz. Ethereum'a da bakalım, onu değerlendirmedik. Ethereum'da daha önce söylediğimiz seviye bakın 3.604 dolar seviyesi, buradan destek buluyor. Eğer burayı aşabilirse diğer göstereceği nokta 3.745 dolar. Burayı bir türlü aşamıyoruz. 3.604 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başaramıyoruz. Eğer Ethereum başarabilirse, bunun üzerinde bir daha gövde mumunu atabilirse 3.745 doları bize gösterebilir. Solana'ya bakalım. Sol ne durumda? Geri çekilme yaptı Sol. Evet, Sol'de de beklediğimiz nokta bakınız 166.03 dolar seviyesiydi. Buraya dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştik. Buradan geri çekiyor çünkü. Şu an için destek bulduğu noktada geri çektiğinde burayı söylemiştik. 157.67 dolar önemli bir destek noktası. Eğer burayı da kırarsa bizi diğer bekleteceği nokta 151.86 dolar seviyesi olacaktır Solana'nın. Umarım yukarı yönlü hareket devam ettirir. AVAX'a bakalım. AVAX'da söylediğimiz seviyenin üzerine atamadı. 61.71 dolar seviyesinin üzerine çıkamıyor şu an için. Döndüğü noktaydı, daha önce söylemiştim, 64.14 dolar seviyesiydi. Buradan geri çekti ve 61.71'i bize gösterdi. Hatta altını atarak 59.28'e doğru bir gerileme yaşatmıştı. Şu an için AVAX'ın yükselebilmesi, 61.71 dolar seviyesinin üzerinde tutunması, 61.71'in üzerinde tutunabilirse 64.14 dolar seviyesini bize ne yapabilir? Gösterebilir. Arkadaşlar piyasa malum bir gidiyor bir geliyor, bir türlü mutlu etmiyor bizi. Maalesef sıkıntıları her zaman yaşatıyor. Umarım bundan sonra daha güzel günler olur, daha iyi yerler olur. Herkes için karını alabildiği güzel bir yıl geçiririz. Ocağa kadar rally başlar inşallah ve ümitli bir şekilde hepimiz hem bekleriz hem de karları cebimize alabiliriz diyelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.